Merhaba sevgili arkadaşlar. Ağırlık merkezinde kalan sorularımızla devam ediyoruz. 12. sorumuz demiş ki dengede x'e parçaları kesiliyor çıkarıyor. Dengenin bozuk. Denge için ne yapıyorduk arkadaşlar? Sadece sağ sol simetrisine bakıyorduk. Yani y ipten işte bir bir uzaktan tek bir parça çıkarırsam, e, e o dengelemek için ipin diğer tarafına aynı uzaklıktan bir parça yani y için ister biri ister altıya çıkarabilirim. Yani y için bir veya altıdan herhangi biri. x için de ne yapabilirim? Sonuçta işte ipin bu tarafındaki 3, 1.5 bölüm uzaktaysa sen de 1.5 bölüm uzaklıktan 5'i veya 3'ü çıkarabilirsin. Yani x için 3 veya 5'ten birini çıkarırken y için de 1 veya 6'dan birini çıkarabilirsin. Dolayısıyla bu 3'e 1, 3'e 6, 5'e 1, 5'e 6 her şey olabilir. Dolayısıyla 1, 3 olur. 5, 6 olur. Peki 2, 4 demiş. Onu da bir deneyelim arkadaşlar. Şimdi 2 ve 4'ü de çıkardığım zaman düşünün. Şuradan iki parça çıkardım. Buradan da iki parça çıkardım. Ama buradaki iki parçayı ipe işte yarım bölme uzaktan çıkardım. Şuradaki iki parça ise ipe 1, 2, 3 tane yarım bölme uzaktan çıkardım. Yani tork etkileri birbirine eşit olmaz. O yüzden bu dengeyi bozacaktır. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Diyor ki türdeş cisimlerden bırakılırsa hangileri dengede kalır? Şimdi bir sistem bir taban üzerine konulmuşsa dengede kalması için ağırlık merkezinin ne olması lazım? Mutlaka taban sınırlarından geçmesi lazım. Yani size şöyle bir şekil veriyorsak sen neye bakacaksın? E bu sistemin ağırlık merkezi şu taban sınırları içindeyse yani bu çizgi üzerindeyse bu çizgi üzerindeyse veya bu iki çizginin arasında bir bölgedeyse bu adam dengede kalır. Ama ağırlık merkezi taban sınırların dışında ise dengede kalmaz. O zaman benim inceleyeceğim nedir? Şudur. Ağırlık merkezi şu çizginin ne tarafında? Sağında mı, solunda mı? Çünkü taban dediğimiz burası. Zaten şu diğer tarafa bakmama gerek yok. Yani ağırlık merkezi şu ikinci çizdiğim çizginin daha sağında bir yerde olması şansı yok. Çünkü orada parça yok zaten. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Sadece şu çizgiyi kontrol etmem yeterli. O zaman şu parça şu parçanın ağırlık merkezi zaten tam çizgi üzerinde. E ekstra sağ tarafta bir parça olduğu için bu sistemin ağırlık merkezi bu çizginin sağ tarafındadır. E sağ tarafında olması demek taban sistemi düzlemi içinde olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla ağırlık merkezi taban sınırları içinde olduğu için dengede kalır. L için ne yapacağım? Yine onun içinde şu çizgiye bakacağım. Ağırlık merkezi bu çizginin neresinde? E şu parça ile şu parça tam çizginin üzerinde ağırlık merkezleri. Ama burada fazladan iki parça daha olduğu için ağırlık merkezi bu çizginin solundadır. Yani bu ne demektir? Taban sınırları içindedir. Evet bu da dengede kalır. M'ye bakacak olursak şu çizgiye göre kontrol edeceğim. Mesela arkadaşlar şuradaki bir parçada şu parçanın ağırlık merkezi tam çizgi üzerine denk gelir. E şurada bir tane parça var. Şurada da bir tane parça var. Ama bu ikisinin ağırlık merkezi nerededir arkadaşlar? Tam ortasında olduğu için. Ağırlık merkezi çizginin sağındadır. Yani demek ki bu sistemin ağırlık merkezi bu çizdiğim çizginin tam taban sınırının sağında. Yani taban sınırının dışındadır. O zaman bu adam dengede kalamaz. Ne yapar? Bu adam devrilecektir. Dengede kalan K ve L olacak. Aynı levhadan geçtik. Aynı levhadan kesilmiş X, X'e cisimleri şekildeki bir kapı her çınlamış birine yapıştırılmış. Kütle merkezi nerede olur? Şimdi arkadaşlar bunlar aynı levha dediği için aynı maddenin yapıldığı için sonuçta kütle öz kütle çarpı hacim ee, öz kütleler aynı o zaman hacimlere bakacağım. Şimdi bunlar kalınlıklar işte olduğu için levha olduğu için hacim yerine ne yapabilirim burada levha olduğu için alanlarını alabilirim ağırlıkları yerine alanını kullanacağım. Bu adamın ağırlık merkezi burada. Ağırlığı ne kadar? İşte pi çarpı yarı çapı bir birim olduğu için birin karesi diyelim. Pi ile 3 alırsak bunun ağırlığına 3 dedim. Şu üçgenin ağırlık merkezi de tabana bir köşe 2 olacak şekilde şu noktadadır arkadaşlar. Bunun ağırlığına da taban çarp, çabanı 2 birim. Çarpı yükseklik 3 birim. Bölü 2 sonuçta alan alıyoruz taban çarpı. O da 3. O zaman bunun ağırlığı da 3. Bunun ağırlığı da 3. Yani bunların ağırlıkları eşit. Ağırlıklar eşitse ağırlık merkezi bu ikisinin neresinde olacaktır? Tam ortasında olacaktır. Tam ortası nereye gelecek? K ve L'nin tam ortasına gelecek. Yani cevabımız denizli olacaktır. Bunlar türdeş. Kütlele eşit eşken üçgen levha yapıştırıyor. İplerdeki gelme kuvvetini soruyor. Arkadaşlar şöyle düşünün. Burada 1, 2, 3, dört tane üçgenimiz var. Şu biz şu iki ve şu üç üçgene bakacak olursanız şu da üçüncü üçgenimiz olsun. Şu alttakini görmeyin. Bunlar nedir? Tam iplere göre simetriktir. İplere göre simetrik olduğu için bu üç üçgenin ağırlığının işte bir buçuğunu bu ip, bir buçuğunu bu ip taşıyacak. Yani o zaman 3 bölü ikisini bu taşıyor. O üç tane üçgenin ağırlığının 3 üç bölü ikisini bu taşıyor. E geriye bir tane daha üçgenimiz kaldı. Neredeki? ki? Şuradaki üçgenimiz. Ama bunun ağırlık merkezi ise direkt kimin üzerine? T2 pini. O zaman bunun ağırlığını direkt T2 taşıyor. Yani T2 fazladan bir üçgenin daha taşımış oluyor. O zaman T1 yerine sen 3 bölü 2 dersen T2 pinde ne olacaktır? 5 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla iptekdeki gerilmenin oranı 3 bölü 5 olacak. Ağırlık merkezi nerededir demiş. Arkadaşlar şöyle düşünün. Şuradaki iki kök ikilik parçalar ayırayım ben. Şu parçanın ağırlığı. Aynı şekilde şurada bir iki kök iki daha var. Bunun ağırlığı. Yine aynı şekilde şuradaki iki kök ikilik bir parçanın ağırlığı. Şunun ağırlığı. Ve şurada son kalan iki ağırlık birbirine eşit. Yani şurada M, 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 4 tane kütle varmış gibi düşünebilirsiniz. Şu M ile şu M'in kütle merkezi yani şu iki tanesinin kütle merkezini tam şurada 2M olarak aldım. Şuradaki 1M ile şuradaki 1M'in kütle merkezi eşit olduğu için tam ortada yani A'nın olduğu yerde onu da 2M olarak aldım. Şimdi 2M burada, 2M burada. Arada da kaç bölme var? 3 bölme var. O zaman nerede olacak? Tam ortası olacak. E tam ortası neresi? B ile C arası olacaktır. Demiş ki bunlar nasıl çubuklar? Türdeş ağırlık merkezi ortasında. Hangileri dengede kalabilir? Şimdi denge için hem toplam kuvveti sıfır hem toplam tork sıfır olması gerekiyordu. Şimdi türdeş olduğu için bu adamın ağırlık merkezi zaten direkt ortasındadır. Ağırlığı da direkt şu ip taşıyordur. Yani şu diğer iplik yerine nedir? Sıfırdır aslında. Ve bu adamın bütün ağırlığını bu ip taşıyarak ne yapar? Dengede kalır mı? Kalır. E burada türdeş olduğu için ağırlık merkezi tam ortasında yani burada. O yüzden şu ipe göre tork alırsam şu diğer iptek de çubuğun ağırlığı ile eşit G bulurum. Aşağı doğru toplam 2G varsa yukarı doğru da bu iptekerme 2G olacak ve dolayısıyla buradan hem toplam tork 0 hem toplam kuvvet 0 olarak dengede kalır mı? Evet kalabilir. Geldik buraya. Şimdi burada arkadaşlar ne var? Bir cisim var. İşte ağırlık merkezi nerede? Ağırlık merkezi şurada olduğunu düşünün. Türdeş olduğu için tam ortada. Burada da bir ip var. Hadi TX diyeyim buna. Şimdi arkadaşlar burada aşağıya doğru iki tane kuvvet var. Hadi şurada da yukarı doğru iki tane farklı kuvvet var. Şimdi o zaman ne olması lazım? Dengede olması için yani aşağı kuvvetlerle yukarı kuvvetlerin eşit büyüklükte olması lazım. Ve bunların toplam torkun sıfır olması için bileşkelerin eşit aynı noktada olması lazım. Şimdi bir kere şu yukarı doğru olan iplerin bileşkesi şu arada bir yerdedir. Yani yukarı doğru olan tek kuvvetimiz şu arada bir yerdedir bileşkesi. Aşağı doğru olan şu diğer iki kuvvetin bileşkesi de mutlaka onların kendi arasında şurada bir yerdedir. Dolayısıyla bu aşağı kuvvetler, yukarı kuvvetler büyüklük olarak eşit olabilir ama etki noktası olarak aynı noktada olma şansları yoktur. Dolayısıyla bu sistem bu şekilde dengede kalma ihtimali nedir arkadaşlar? İyi olmayacaktır. Dolayısıyla 3. M çubuğumuz dengede kalamaz. Hangileri kalabilir? K ve L tek başına ancak dengede kalabilir. Aynı düzlemde kütleler vermiş. Diyor ki sistemin kütle merkezi K noktası ise. O zaman x ile y'nin kütleleri oranı nedir? Şimdi arkadaşlar burada ne yapabilirsiniz? Şu şekilde düşünebilirsiniz. Mesela 3 ile 2 mnin işte kütle merkezini bulursunuz. Sonra işte x ile y'nin bulabilirsiniz. Ya da hiç uğraşmayın şöyle düşünün. Sistemin kütle merkezi k ya. Ben sistemi buradan astığım zaman ne olması gerekiyor? Dengede kalması gerekiyor. O zaman şu ipe göre bir tork alın. Mesela 2 m çarpı ipi olan uzaklığı 1, 2, 3, 4 olduğu için ne kadar? 8 m. Artı mx çarpı ipi olan dik uzaklığı 1 bölme artı mx eşittir diğer tarafta 3m çarpı 1, 3m artı my çarpı 1, my. Yani buradan 3 m eşitliğin öbür tarafına atarsam şöyle bir denklem çıkacaktır. 5m artı mx eşittir my diye bir denklem bulacağım. Şimdi sonra da şöyle düşünün şu şekli tekrar sileyim. Sonuçta sistemin kütle merkezi neredeydi? Tam k'daydı ya. Sistemi yan çevirdiğiniz ve şuradan tavan astınız yani şuran düşey konumu olduğunu yani şu yer yerçekimi bu aşağı doğru olduğunu yan çevirip buradan astınız dışarı. Yine ne yapacaktır? Sistemi kütle merkezine astım için yine dengede kalacaktır. E dengede kalacağı için bu sefer 2m ve 3m bu yöne döndürmek isterken mx tek başına öbür tarafa döndürmek isteyecek. E dengede olduğu için yine torklar eşit olmalı yani 3m çarpı 1 2 3 9m artı 2m çarpı bu uzaklığı 1, 2, 3 bölme olduğu için 6m eşittir. Öbür tarafı döndürmek isteyen sadece x var. Çünkü y nerede geçiyor? Y ip doğrusuna geçtiği için burada bir tork etkisi kalmıyor. mx çarpı 1'den mx'e eşit olacak. Dolayısıyla sen x'in burada kütlesinin kaç olduğunu söyleyebilirsin. 6 artı 9'dan 15m olduğunu söylersin. E x 15m ise o zaman y mx artı 5m olduğu için y'nin kütlesine de 20m diyebiliriz. Dolayısıyla mx bölü my oranı 15 bölü 20'den 3 bölü 4 olarak bulmuş oluruz. Şekildeki tür eş levha eş bölmelerinde bir şey. Buna göre levhadan tarıl parçalarla birlikte hangi parça çıkarsa kütle merkezi o ok yönde kayar. Şimdi arkadaşlar sistemden bir parça çıkarırsak ne olur? Sistemin kütle merkezi çıkardığımız orası hafiflediği için çıkardığımız yerin tersine doğru ne yapacaktır? Yer değiştirecektir. O yüzden ben kütle merkezinin bu doğrultuda kaymasını istiyorsam ne yapacağım? Bunun tam simetri. Yani şu kütle merkezi şu çizgi üzerinde olan bir yerden bir kütle çıkarmam lazım. E çıkardığım kütlenin bir tanesi burada. E diğeri nerede olacak ki? ikisinin kütle merkezi bu çizgi üzerinde bir yerde olsun. Şimdi L olmaz, N olmaz. Çünkü zaten onlar direkt çizgi üzerinde olduğu için bir de şunu ekleyince mesela L ve bunu eklersem o zaman sanki şuradan bir yerden çıkarmış gibi olacağım. Oysa ben direkt şu çizgi üzerinden bir yerden çıkarmam gerekiyordu. P zaten olmaz. ikisi de bu tarafta olacak. K'ya baksam simetrik değil uzaklık olarak ama M'yi çıkardığımı düşünürseniz şimdi M ve bu parçayı çıkarırsam ikisinin kütle merkezi nerede? Tam şu N'nin üzerindedir yani bu noktadır. E o yüzden bu ikisini çıkarmam şu noktadan parça çıkardığım için kütle merkezi çıkardığım yerin tersine ok yönüne ne yapmış olacak? Gitmiş olacaktır. Dolayısıyla cevabımız M parçası olacak. 3 yarıçaplı O merkezi dairesel levhadan 2D yer çaplı parça çıkarılıyor. Buna göre kütle merkezi O noktasından ne kadar uzakta olur diyor. Şimdi arkadaşlar bunlar levha olduğu için ağırlıkları yerine yine alacağız? Alanlarını alacağız. Alan dediğimizde pi ile kare. yarıçapın çapın karesiyle orantılı. İkisi de dairesel olduğu için. ikisinde de pi olduğu için. O zaman yarı çapı 3 olanın işte alanına 9 desem ağırlığına. yarıçapı çapı 2 olan parçanın alanına 4 diyebilirim. Yani tamamlarla 9'muş. Ve oradan 4'lük bir ağırlık çıkarmışız gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ağırlık merkezi nerede? Tam O noktasında çıkarmadan önce ve ağırlığı ne kadar? 9'du. E şuradan ne yaptık? Bir parça çıkardık. Çıkardığım için burası hafifledi. Hafiflediği için onun ağırlık merkezini yukarı doğru alıyorum. Ve çıkardığım parçanın ağırlığı ne kadar? 4. E çıkardığım parçanın yarıçapı ne kadar? 2 ile e Toplamı ise yarı çapı 3 Yani şu mesafede 1 e diyor ki ağırlık merkezi O'dan ne kadar uzakta? Şimdi sen sistemin kütle merkezinin hangi noktaya olan uzaklığı bulmak istiyorsan ne yapıyorduk? O noktaya göre toplam tork alıp toplam kuvvete bölüyorduk. O yüzden ben O'ya uzaklığı bulmak istiyorsam O'ya göre tork alıp toplam kuvvete böleceğim. Şimdi 9'un zaten tork etkisi yok. 4 çarpı R'den bunun toplam torku 4R. Toplam kuvvete bakarsak 9 aşağı doğru 4 de yukarı doğru olduğu için ne olacaktır? 4R bölü 5 olacaktır. Yani cevabımız denizli. kendi içinde düzgün türdeş kaleme levhaları o noktasından asılılıyor ve dengede kalıyor. E dengede kalıyorsa arkadaşlar türdeş olduğu için K'nın ağırlık merkezi burada, M'nin ağırlık merkezi burada. O zaman dengede olduğu için işte K çarpı M çarpı şu yarım bölmeye 1 dersem M çarpı 1, K çarpı 2 eşittir. Yani M nedir? K'nın 2 katı ağırlığındadır diyebiliriz. Aynı şekilde M'nin ağırlık merkezi burada. Üçgen olduğu için L'nin ağırlık merkezi de burada. Tabana bir köşe 2 olacak şekilde. Buraya göre tork alırsam M çarpı 1, L çarpı 1, 2, 3, 4. Yani M neye eşittir? 4 tane L'ye eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla burada en büyük ağırlığa sahip olan kimdir? M'dir. E, o zaman 2K'da 4L'ye eşit oluyor. Çünkü M demek 2K demek. Aynı zamanda 4 tane L demek. Dolayısıyla 2K'da 4L'ye eşit olduğu için K'da L'den daha büyüktür diyebiliriz. Hangisi doğrudur diye sormuş m k'dan büyüktür. k l'den büyüktür. l m'den büyüktür. Bu ifade zaten yanlış. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olacaktır. Öğrenciler sınıfta bir denge oyunu oynuyor. Bu oyunda 100 santimlik tahta cetvel şekildeki bir iki parmak arasında 15 santim ve 65 santim üzerinde olacak şekilde tutuyor. Daha sonra her iki parmak birbirine doğru hareket yaklaştırınca parmakların her defasında tam 50 santim yani o çubuğun kütle merkezinde karşılaştığı gözlemleniyor bu olaya göre. Şimdi arkadaşlar buradaki hikaye ne işiyor? Şimdi bir tane cetvelimiz var. Kütle merkezi nerede? Kütle merkezi türdeş olduğunu düşünerek tam ortada. Burada. Sen parmağının birini buraya koydun. Birini daha uzak bir nokta buraya koydun. Şimdi ne olacaktır arkadaşlar? O zaman ağırlığın bir kısmını bu parmak taşıyacak. Bir kısmını da bu parmak taşıyacaktır. E şimdi atıyorum biri yakında biri uzakta olduğu için ağırlığın büyük kısmı buraya geldiği için buranın tepki kuvveti daha büyük olacak. Buranın tepki kuvveti daha küçük olacak. Dolayısıyla parmağı hareket ettirince ne olacaktır? E, cetvelle parmak arasında bir sürtünme kuvveti oluşacaktır ve o sürtünme kuvveti k çarpı olduğu için ağırlık merkezin ağırlığın çoğu bu şu A parmağına diyeyim, şuna da B parmağı diyeyim. Mesela burada ağırlığın çoğu A parmağına düştüğü için A ile par cetvel arası A parmağı ile cetvel arasındaki sürtünme kuvveti B ile cetvel arasındaki sürtünme kuvvetinden daha büyük olacaktır. Dolayısıyla ne olacaktır? A parmağı hareket etmeyecek, yani cetvel hareket ettiremeyecekken B parmağı hareket edecektir ve dolayısıyla ne yapacaktır? B parma hareket ederken A olduğu yerde kalacak. Ne zamana kadar? İşte bu yaklaştıkça B'ye binen tepki artacak. Oradaki sürtünme artacak. Sonra sürtünme eşitlenince iki parmak beraber hareket etmeye başlayacak. Ve her defasında ne olacaktır? Tam ortada yani ağırlık merkezinde buluşacaktır. Parmaklar hareket ettirmeye başlandığı anda metrenin orta noktasına uzak olan parmağı etkilen sürtünme kuvveti daha küçüktür. Evet uzak olan da binen tepki az olduğu için sürtünme daha küçük olacak. Orta noktasına uzak olan parmağımızı cetvele gösterdiği tepki kuvveti cetvelin ağırlığının yarısından daha büyük. Daha az büyüklüktedir. Evet. Sonuçta başlangıçta o orta noktaya ne kadar uzaktaysa parmağımız oraya binen ağırlığın daha az ona bineceği için yarıdan daha az olacaktır. Dolayısıyla gösterdiği tepki kuvveti cetvenin ağırlığının yarısından daha az olacaktır. Hareket ettirmeye başlandığında cetven her iki parmak üzerinde aynı anda kayar. Hayır her iki parmak üzerinde aynı anda ne yapmaz? Kaymaz. Ne olur? Başlangıçta birindeki sürtünme fazla değerinde azdır. Dolayısıyla sürtünmenin az olduğu kaymaya başlayacaktır. Daha sonra ne olacak? Belli bir süre sonra ikisinde de beraber sürtünmeler eşitlenince yani ağırlık merkezde eşit uzaklığa geldiği anda ikisinde de eşit sürtünme oluşacak. Ondan sonra beraber kayacaklar ve yine her zaman tam ortada bulacaklar. Dolayısıyla her zaman aynı anda kayma başlamayacaktır. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olacaktır.